dünyanın en uç noktalarından biri olan Güney Kutbu, zorlu iklimi ve aşırı soğuklarıyla bilinir. Sıcaklıkların -60 santigrat dereceye kadar düştüğü, rüzgarların saatte 200 km hızla estiği bu bölge, canlı yaşamına dair pek fazla umut vaat etmese de, bazı türler bu sert koşullarda hayatta kalmak için olağanüstü adaptasyonlar geliştirmiştir. Bu türlerin başında, buzlu suların simgesi durumuna gelen penguenler gelir. Penguenler, Güney Yarımküre'de yaşayan, uçamayan ve sucul yaşam için evrimleşmiş deniz kuşlarıdır. Güney Kutbu'nun yanı sıra, Güney Yarımküre'nin diğer uç noktalarına kadar yayılan 18 farklı penguen türü, yalnızca donmuş tundralarda değil, tropikal adalarda dahil yaşamlarını sürdürür. Her tür, yaşadığı coğrafyanın benzersiz özelliklerine göre, farklı adaptasyonlar geliştirmiştir. Bu sevimli canlılar, aerodinamik bir vücut yapısına sahiptir. Bu yapı, onların su altında hızlı ve verimli bir şekilde yüzmelerini sağlar. Penguenlerin tüyleri kısa, yoğun ve sıkıdır. Üç katmanlı tüy yapısı, su geçirmez bir bariyer oluşturarak, suyun vücutlarına temas etmesini engeller ve derilerini kuru tutar. İç katmanlar daha yoğun ve yalıtıcıdır, dış katmanlar ise, suyu üzerinden hızla süzerek, su altında rahat hareket etmelerini sağlar. Penguenlerin derilerinin altında, kalın bir yağ tabakası bulunur. Bu yağ tabakası, soğuk sularda vücut ısısının korunmasına yardımcı olur ve uzun süre buzlu sularda yüzmelerini sağlar. Özellikle Güney Kutbu gibi, aşırı soğuk bölgelerde yaşayan imparator penguenler, bu kalın yağ tabakası sayesinde, dondurucu soğuklarda bile, vücut ısılarını koruyabilirler. Penguenlerin kanatları, uçmak için değil, yüzmek için özelleşmiştir. Kanatları, geniş ve yassı bir yüzgeç şeklindedir, bu da onların suda bir balık gibi hızlı ve çevik hareket etmelerine olanak tanır. Kanatlarını kürek gibi kullanarak, su altında hızla ilerlerken, avlanma sırasında da, büyük bir manevra kabiliyeti gösterirler. Penguenlerin bacakları, oldukça kısa ve güçlüdür. Karada yürürken dik durmalarını sağlar, buzda ise, penguenlerin tipik yürüyüş tarzını ortaya çıkarır. Bacaklarının alt kısmındaki perdeli ayaklar ise, su içinde birer itici güç görevi görür. Suya dalış yaparken, ayaklarını ve yüzgeçlerini birlikte kullanarak, mükemmel bir hız ve denge sağlarlar. Bu canlıların hayatta kalabilmeleri için geliştirdikleri adaptasyonlar, onların buz gibi sularda ve zorlu hava koşullarında hayatta kalmalarını sağlar. O adaptasyonlar, hem fiziksel hem de davranışsal özellikleri kapsar. Penguenler, genellikle büyük koloniler halinde yaşarlar. İmparator penguenler, özellikle aşırı soğuk dönemlerde, birbirlerine yakın durarak, ısılarını korumaya çalışır. Grup halinde bir araya geldiklerinde, içteki penguenler daha sıcak kalırken, dıştakiler ise, soğuktan korunmak için sırasıyla yer değiştirir. Bu sosyal davranış, soğuk iklimlerde vücut ısısının korunmasında, önemli bir strateji oluşturur. Soğuk iklimlerde üreme ve kuluçka süreçleri de, penguenlerin hayatta kalmalarını sağlayan, önemli davranışlardandır. Özellikle imparator penguenler, yavrularını korumak için yumurtalarını ayaklarının üzerinde tutar ve üzerine kuluçka kesesiyle kapanırlar. Erkek penguenler, bu süreç boyunca yumurtayı ısıtarak, anne penguenin beslenmeye gitmesine olanak tanır. Bu eşsiz kuluçka davranışı, yavruların donmaktan korunmasını sağlar. Penguen yumurtalarının kuluçka süresi, türden türe farklılık gösterir. Örneğin, imparator penguenlerin yumurtaları, yaklaşık 65 gün boyunca kuluçkada kalır. Bu süreçte erkek penguen, dişi avlanmaya giderken, yumurtayı ayaklarının üzerinde tutarak soğuktan korur. Adeli penguenleri gibi daha küçük türlerde ise, kuluçka süresi, yaklaşık 32 ila 34 gün sürer. Bu sürecin sonunda yumurta çatlar ve yavru penguen dünyaya gelir. Bu canlılar, yılda bir kez tüm tüylerini yenileyen bir tüy dökme sürecinden geçerler. Bu süreç, soğuk havalarda hayatta kalmak için kritik öneme sahiptir. Eski tüyler dökülüp, yerlerine yeni, daha kalın ve yalıtıcı tüyler çıkar. Bu işlem sırasında, denize giremedikleri için, vücutlarını besleyici yağlarla depolamış olurlar. Bu süreç tamamlanana kadar, karada kalırlar ve avlanmazlar.
Penguenlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri, derin sularda avlanma yetenekleridir. Çoğu kuş türü uçamazken, penguenler su altında müthiş bir dalış yeteneği geliştirmiştir. Bu yetenek, özellikle Güney Kutup Bölgesi gibi sert iklimlerde yaşayan türler için kritik önem taşır. Derin denizlerde balık, kiril ve kalamar gibi avlarla beslenmeleri, onların bu çevreye mükemmel şekilde adapte olmasını sağlamıştır. Penguenlerin derin dalış yetenekleri, fiziksel ve fizyolojik uyumlarının yanı sıra, su altındaki etkileyici becerilerine dayanır. Bu inanılmaz canlılar, türe bağlı olarak, farklı derinliklere dalabilirler. En etkileyici dalış yeteneğine sahip olan imparator penguenler, 500 metreye kadar dalabilir ve su altında yaklaşık 20 dakika kalabilir. Bu derinliğe dalmak, onları diğer deniz kuşlarından ayıran önemli bir özelliktir. Adeli penguenleri ise, yaklaşık 150 ila 200 metre derinliğe dalarken, daha küçük türler, daha yüzeysel sularda avlanmayı tercih eder. Derin deniz, penguenlerin avlarını yakalamak için soğuk ve karanlık sularda, büyük bir beceri ve hızlı hareket etmelerini gerektirir. Vücutlarının aerodinamik yapısı, suyun altında minimum direnç oluşturarak, onların hızlı yüzmesine olanak tanır. Penguenler, suyun altında, saatte 10 ila 15 kilometre hızla yüzebilirler. Avlarını takip ederken, çevik hareketlerle yön değiştirebilir ve yüzgeçleri sayesinde, suyun altında son derece kontrollü hareket ederler. Penguenlerin uzun süre ve derin sularda kalabilme yetenekleri, vücutlarındaki bir dizi fizyolojik uyarlamaya dayanır. Dalış sırasında penguenler, kalp atış hızlarını yavaşlatarak, vücutlarının oksijen tüketimini en aza indirirler. Kalp atış hızları, normalde dakikada 100 ila 120 arasında iken, derin dalış sırasında, bu sayı 20 ila 30'a kadar düşer. Bu süreçte, hayati organlar dışındaki kaslar daha az oksijen kullanır ve penguenler su altında daha uzun süre kalabilirler. Ayrıca, penguenlerin kanında ve kaslarında yüksek miktarda miyoglobin bulunur. Miyoglobin, oksijen taşıma kapasitesini artıran bir proteindir ve penguenlerin kaslarına depolanan oksijenin daha uzun süre kullanılmasını sağlar. O adaptasyon, derin dalışlar sırasında oksijen yetersizliği yaşamalarını önler ve avlanma esnasında dayanıklılıklarını artırır. Penguenler dalışa başlamadan önce derin bir nefes alır, ancak bu nefes, su altında ilerledikçe, ciğerlerindeki havanın büyük bir kısmını sıkıştırır. İlginç bir şekilde, penguenler ciğerlerindeki havayı tamamen kullanmazlar. Bunun yerine, oksijen ihtiyaçlarını kaslarındaki ve kanlarındaki depolanmış oksijen rezervlerinden karşılarlar. Ayrıca, ciğerlerinde ve hava keselerinde kalan az miktardaki hava, dalışın son aşamalarında, onlara yüzeye çıkarken yardımcı olur. Bu mekanizma, su altında kontrollü bir şekilde batmalarını ve daha az enerji harcamalarını sağlar. Penguenlerin dalış sırasında enerji verimliliğini maksimize eden bir diğer özellikleri, yüzgeçlerini kullanma şeklidir. Penguenler, yüzgeçlerini suyun altındaki kürekler gibi kullanarak, her çırpışlarında maksimum itici güç elde ederler. Bu da onlara, derin sularda avlanırken hız kazandırır. Vücutları, suda neredeyse tamamen düz bir pozisyonda ilerler ve vücutlarına minimum sürtünme yaratır. Su altındaki kıvrak hareketleri sayesinde, avlarını kolayca takip edebilir ve hızlı manevralar yaparak onları yakalayabilir. Bu özel canlılar, sucul yaşam tarzlarına tamamen uyum sağlamış etçil hayvanlardır. Beslenme alışkanlıkları, yaşadıkları bölgenin deniz ekosistemine ve besin kaynaklarının mevcudiyetine göre değişir. Genellikle balık, kiril ve kalamar gibi deniz canlılarıyla beslenen penguenler, suda geçirdikleri zamanın çoğunu avlanarak geçirirler. Her penguen türü, yaşadığı çevreye ve besin kaynaklarına göre, farklı beslenme alışkanlıkları ve avlanma stratejileri geliştirmiştir. Penguenlerin diyetinin büyük bir kısmını balık oluşturur. Özellikle Güney Kutup Bölgesi ve çevresindeki soğuk denizlerde yaşayan penguen türleri, gümüş balığı gibi küçük balıklarla beslenirler. İmparator penguenler gibi daha büyük türler ise, daha büyük balık türlerini tercih ederler. Penguenler, genellikle büyük sürüler halinde avlanırlar. Özellikle kiril gibi küçük avları yakalamak için
büyük gruplar halinde suya dalarlar ve avlarını sürü haline getirerek daha kolay yakalarlar. Grup halinde hareket etmek, avlanma sırasında başarıyı artırır ve avcıların dikkatini dağıtma konusunda da faydalıdır. Avlarını yakaladıktan sonra yiyecekleri sindirir ve kolonilerine dönerler. Yavru penguenler, doğrudan avlanma yeteneğine sahip olmadıkları için, ebeveynleri, avladıkları besinleri yarı sindirilmiş bir şekilde, yavrularına kusarak besler. Yavrular, ebeveynlerinden aldıkları bu besinler sayesinde büyür ve yuvada kalırken, hayatta kalma şanslarını artırırlar. İmparator penguenler, en büyük penguen türü olup, boyları 120 cm'ye kadar ulaşabilir ve yaklaşık 40 kilogram ağırlığındadır. Antarktika kıyılarında yaşayan bu tür, aşırı soğuk koşullarda hayatta kalmalarıyla ünlüdür. Kış aylarında deniz buzlarının üzerinde ürerler ve bu süreçte erkek penguenler, yumurtalarını ayaklarının üzerinde taşıyarak, karın derisiyle sıcak tutarlar. Beslenme alışkanlıkları, balık, kiril ve mürekkep balığı içerir. İmparator penguenler, uzun ve derin dalış yetenekleriyle 500 metre derinliğe inip su altında 20 dakika kadar kalabilirler, bu da avlanma sırasında büyük bir avantaj sağlar. Kral penguenler ise, imparator penguenlerden sonra en büyük ikinci penguen türüdür ve Güney Atlantik ile Güney Hint Okyanusu'ndaki adalarda yaşarlar. Yaklaşık 90 cm boyunda ve 15 kilogram ağırlığında olan kral penguenler, parlak turuncu renkteki boyun ve göğüs tüyleriyle dikkat çekerler. Genellikle balıklarla beslenen bu tür, sıcak yaz aylarında, uzun mesafeler yüzerek, besin arayışı için yola çıkar. Kral penguenler, koloni halinde yaşar ve kuluçka sürecinde, hem erkek, hem de dişi penguenler, dönüşümlü olarak yumurtaya bakar, bu da onların güçlü aile bağlarını vurgular. Adeli penguenleri, Antarktika Yarımadası ve çevresindeki adalarda yaşayan, orta boy bir penguen türüdür. Boyları yaklaşık 70 cm, ağırlıkları ise 5 kilogram civarındadır. Karınları beyaz, sırtları ise siyah renklidir. Adeli penguenleri, özellikle kiril, balık ve küçük deniz canlılarıyla beslenirler ve kışın deniz buzlarına kadar uzaklara yüzerek avlanırlar. Üreme dönemlerinde büyük koloniler halinde toplanırlar ve taşlardan yapılmış yuvalar inşa ederler. Bu penguen türü, dayanıklılığı ve denizlerdeki uzun göçleriyle bilinir. Penguenler, zorlu iklim koşullarına rağmen, gösterdikleri dayanıklılık ve işbirliğiyle doğanın harika canlılarından biridir. Onların büyüleyici dünyasına tanıklık etmek, yaşamın her ortamda nasıl bir denge kurduğunu bizlere hatırlatır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.